Bir astronot uzay boşluğuna düşerse geri dönebilir mi? Hepimizi derinden yaralayan Graffiti filmi aklımıza geldi. 2013 yılında vizyona girmesine rağmen hala izlemeyenler olabilir diye detaya girmeyeceğiz. Ama uzay boşluğu denildiğinde ona bir selam vermeden de yola devam edemezdik. Büyüyünce ne olacaksın sorusuna çocukluğunda astronot yanıtı verenlerin büyük çoğunluğu çoktan sigortalı bir işe girdi. Ya da henüz iş arıyor ama konumuz bu değil. 1961 yılında Yuri Gagarin'in ilk olmayı başardığı uzay macerası maratonunun üzerinden tam 60 yıl geçti. Ancak hala astronotlar ve uzayla alakalı beynimizde dolanan çok sayıda soru işareti var. Bu sorulardan biri de koca uzay boşluğuna bir astronot düştüğünde geri dönme şansına sahip olup olmayacağı. Bilimsel bilginin gücüne inanıyoruz. Bakalım bu konuda bilim ne diyor? Cevabı dinlemeden önce küçük bir hatırlatma. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumlara bırakmayı unutmayın. Uzay istasyonlarında çalışan astronotları farklı zorluklarda görevlerin beklediğini biliyoruz. Aldıkları zorlu eğitimler de işte bu zorlu görevlerin bir gereği. Yapmaları ya da kesinlikle yapmamaları gereken bir düzine şeye uygun davranmak zorundalar. Uzay istasyonunun dışında çalışması gereken astronotlar için de bu durum geçerli. Dış görev için astronotlar uzay istasyonuna yüzlerce kilo basınca dayanıklı özel çelik örgü halatlara bağlı olarak hareket etmek zorunda. Birden fazla astronot aynı yönde görev yapacaklarsa hem birbirlerine hem de istasyona bağlı olarak çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu durumda tedbirler de elbette fazlalaşıyor. Tüm bu tedbirlere rağmen bir şekilde bu halatın işe yaramadığını ve astronotların uzay boşluğuna düştüğünü düşünelim. Henüz NASA tarafından kayda geçirilmiş böyle bir kaza yok. Ama elbette bu konuyla ilgili önlemlerini de almışlar. Uzay aracının dışarısında görev alan astronotlar özel uzay kıyafetlerine ek olarak sırtlarında Safer adı verilen araçlarla uzay istasyonundan ayrılıyorlar. Safer olarak adlandırılan jetpackler olası durumda bir joystick tarafından kontrol edilerek uzay istasyonuna geri dönülebilmesini sağlıyor. Astronotun bilincinin kapanması durumunda bu cihaz uzay istasyonundaki arkadaşları tarafından da kontrol edilebiliyor. Halat koptu, safer bozuldu ve astronotun da bilinci kapandı. Şimdi ne olacak derseniz, çok düşük bir ihtimal olsa da eğer astronotun istasyona uzaklaşma açısı uygunsa, yörüngenin hareket ve dinamiklerine bağlı olarak ortalama bir saat gibi bir sürede uzay istasyonundan ayrılmış olduğu noktaya geri dönme ihtimali var. Ancak bu olasılık oldukça düşük. Eğer bu düşük ihtimal gerçekleşmezse, giysisinde bulunan karbondioksit filtresi ömrünü tamamladığında zehirlenme nedeniyle ölüm gerçekleşecek ve mikroorganizmalar giysisinde kalan oksijeni tüketene kadar vücut bir süre çürüyecek ve oksijen tamamen bittiğinde ise vücuttaki sıvı hızla azalacak ve vücut katılaşarak muhtemelen giysiyi patlatarak uzay boşluğuna karışacak. Merak edenler için uzay giysisi olmadan uzay boşluğuna düşen astronotun sadece saniyeler içerisinde oksijensizlik nedeniyle ölümünün gerçekleşeceğini ve hızlı su kaybı nedeniyle de küçük çapta bir kaya parçasını andıracak bir cesedin ortaya çıkacağını hatırlatalım. Dipnot, deniz seviyesinden 100 kilometre yükseklikteki noktaya Karman hattı denir. Bu hattan sonrası ise uzay olarak kabul ediliyor. Yeni bölümleri kaçırmamak ve kanaldaki diğer videoları izlemek için abone olmayı unutmayın. Bilimle kalın.